Yavuzcuğum, canım, şaka değil mi? Yani biz bu insanların altında falan çalışmayacağız. Yani bu insanlar daha düne kadar bizim evlerimizi temizliyorlardı. Vallahi bizim organizasyon şemamız aşağı yukarı bu. Yani sizin hoşunuza gitmediyse işi almak zorunda değilsiniz, değil mi? İşe ihtiyacım var dediniz. Ben de yardımcı olmaya çalıştım işte. Daha ne istiyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bak. Yavuz böyle bana inadından yapıyor, anladın mı? Evet. Hani hala beni seviyor ya. Böyle bir didişelim falan istiyor yani. O yüzden yapıyor. Şimdi ben de Yavuz'la barışmak istediğim için tabii ki burada kalmak zorundayım. Ama sen bence hiç bunlara katlanma. Hiç. Ben senin yerinde olsam var ya, hemen şu kapıdan çıkar giderdim yani. Bir, sen benim yerimde değilsin Yasemin'cim. İki, benim de burada kalmaya ihtiyacım var. Benim neyim yok Yasemin? Neyim? Param yok, anladın? O yüzden bu işe ihtiyacım var. Hem zaten biz kendi işimizi yapacağız. Bunların kirli çamaşırlarını falan yıkamayacağız yani. Şimdi izle. Evet. El sıkışma vakti geldi. Madem artık iş arkadaşıyız. Memnun oldum. Songül ben. Bu var ya, bana inadından yapıyorsun sen. Bana inadından yapıyorsun. Peki. O zaman hepimize iyi çalışmalar diliyorum ben. İnşallah, inşallah. İnşallah, dur ya bir. Sinan'dan bir kesen sen. Bir saniye. Hayır, sen dur, sen dur. Ne öyle hemen el sıkışıyorsunuz inşallah maşallah diye ya? Allah'ınızı kitabınızı seviyorsanız şu anın bir tadını çıkaralım bak. Taştı, tuştu, mafyaydı demeden. Sonra isterseniz beni taş diye verirsiniz ya da ayağıma taş balarsınız, denize atarsınız. Ama şu anın bir tadını çıkaralım, kurban olayım ya. Tamam, abartma ama abartma. Ya kabul edelim, abartalım tabii ki. Kabul edelim ki bu an her andan daha güzel ya. Zengin olmaktan bile daha güzel. Hatta zengin koca bulmaktan bile daha güzel ya. Mükemmel bir an bu ya. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yapacağım öyle? Bir zamanlar fakir ama gururlu. Bak bir kız var da yapacağım. Yapma. Onlar da bize neler yaptılar? Vallahi yap Hayriye. Onlar hak ettiler. Yap gitsin. Ah be. Vallahi madem geldiler, gelecekleri varsa görecekler de var. Ablama bak. Haydi o zaman. Hı? biz patronlar olarak değerli Songül Hanım ve sevgili Medine ile, yani siz de madem iş arıyorsunuz, düşene iş vermek sevaptır gibisinden, biz sizi işe alabiliriz. Yani çünkü sizin gibi taş kalpli olmadığımızdan bize yaptığınız eziyetleri çatara çatara suratınıza vurmayacağız. İçin soğuduysa artık işe başlayabilir miyiz? Tabii ki başlayabiliriz. Niçin başlamayalım? Ama bir deneme sürüşü gerekecek. Ne? Ne diyorsun sen? Ne deneme sürüşü ya? Yani bakalım kanımız birbirine kaynıyor mu gibisinden Yasemin'cim. Yasemin'cim. Tabii yani böyle konuşmaktan anlaşılmaz. İşi nasıl yaptığın önemli. Yani bir deneyelim, görelim. Beraber oluyor mu, olmuyor mu? Ondan sonra da karar verilir zaten. Ay sen bizim işten ne anlarsın ki be? Şaka herhalde bu yani. Siz bayağı bizi deneyeceksiniz yani, öyle mi? Tabii ki deneme Yasemin'cim, tabii ki deneme. Ya sonuçta biz de evi sildiğimiz, süpürdüğümüz zaman arkadan gelip kontrol etmiyor muydunuz? Doğru süpürdün mü, iyi temizledin mi, her yer parlıyor mu, baldak yalan mı gibisinden? Yani siz zaten işinizi iyi yaparsanız canla başla devam ederiz ya. Niye etmeyelim? Ederiz. Değil mi? Yavuzcuğum, Yavuz bu şaka herhalde diyeceğim ama şaka değil çünkü şakalar komik olur ve bu komik değil şu an. Sen bize dedin ya, gelin çalışın, işi verdim size diye. Şimdi burada böyle denemek falan diyorlar ya hani, bir şey söyleyecek misin acaba kendilerine? Karışmam, ben bilmem. Patron bilir.
Ulan ben öldüm de cennete mi gideceğim? Çabuk cindikle beni, çabuk çabuk çabuk. Hareketlere bakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.